şu dakikalarda gelmesi beklenen açıklamaya dönelim. Hizbullah lideri Nasrallah nasıl bir açıklama yapacak? Daha önce hem İran'dan hem de Hizbullah'dan çok net açıklamalar gelmişti. ABD'nin bölgeye gelmesi ve İsrail'in kara savaşına başlamasına dikkat çekilmişti. Ve eğer kara operasyonu başlarsa direniş cephesi Hamas'ın yanında savaşa girecek deniyordu. Geçtiğimiz cuma başladı malum. Önce sınırlı harekat dedi İsrail. Netanyahu'nun bugün yaptığı açıklamada ağır kayıplar veriyoruz ama Gazze'nin şehir çeperlerine kadar da geldik. Var. Nihayetinde İsrail'in piyadeleri ve tankları an itibariyle Gazze'de. Peki Hizbullah savaş ilan edecek mi Gözler Lübnan'da? İsrail Lübnan sınırında gerilim tırmanıyor. Savaşta yeni cephe açılacağı endişesi büyüyor. Roketler İsrail'in Kiryat Şimona kasabasını vurdu. Roketler otomobillere ve binalara isabet etti. Yangın çıktı. İtfaiye olay yerine giderek alevlere müdahale etti. Yaralılar ambulanslarla hastanelere taşındı. Saldırı sonrası açıklamalar ardı ardına geldi. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları, Lübnan'daki savaşçılarının İsrail'e 12 rokette saldırdığını duyurdu. Lübnan Hizbullah'ı da İsrail sınır boyunca 19 noktaya eş zamanlı saldırı düzenlediğini açıkladı. Şeba çiftlikleri bölgesindeki İsrail karargahının patlayıcı İHA'larla vurulduğu belirtildi. Hizbullah bu silahını ilk kez kullandı. Kısa süre önce de ilk kez bir İsrail İHA'sını düşürmek için karadan havaya füze kullandığını duyurmuştu. İsrail'den de açıklamalar var. Ordu Hizbullah saldırılarına hava saldırılarının yanı sıra tank ve top atışlarıyla karşılık verdiğini açıkladı. Sıcak gelişmenin zamanlaması önemli. Çünkü 7 Ekim'den beri sessizliğini koruyan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah bugün ilk kez savaşla ilgili konuşacak. Nasrallah'ın Kudüs yolunda ölen şehitler anısına düzenlenecek törende kürsüye çıkması bekleniyor. Nasrallah'ın ne diyeceği ise büyük merak konusu. Çünkü 2006'daki 2. İsrail-Lübnan Savaşı onun konuşmasıyla başlamıştı.